Evet değerli dostlar, herkese tekrar merhabalar. Bu teknik videomuzda Borusan Yatırım'ı sizlerle beraber değerlendirmiş olacağız. Bir yat teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayız. Değerli dostlar, katıla dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilirsiniz. Yine kral destek desteğini alsa ve sayende kazandığım katıl üyeliklerini yaparak Scalping grubumuza da dahil olmuş olursunuz arkadaşlar. Süper chat, süper teşekkürlerle de yine bağışlarınızı eksik etmeyin değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar, Borusan Yatırım. Teknik bize daha önce neler söylemiş, neler olmuş bir bakalım. Arkadaşlar, bu oluşan derin çukur neticesinde burada patlamaya hazır bir bombaydı Borusan Yatırım. Bir üçgen oluşumu arkadaşlar burada gerçekleşmişti. Hemen onu alalım öncelikli olarak. Bakınız arkadaşlar, tepeler, dipler ve sonunda gelen bir kırılım ve yukarı yönlü sert hareketi görmüş olduk değerli dostlar. Ve demiştik ki sarı bandın üzerinde kaldığımız müddetçe sıralı hedefimiz var demiştik. İlk hedefimiz arkadaşlar 1780 bandıydı. 1779 orayı aldık. Oraya temasımız geldi diyoruz artık. Bir sonraki hedefimiz 2040 bandı. Evet değerli dostlar, Borusan Yatırım'da bu bölgeleri biz sırasıyla koyduk ve ortaya da güzel sonuç elde edildi. Şimdi Fibonacci değer olan bu çizgimiz 1779.8 arkadaşlar. Kırılabilecek mi ona bakacağız. Kırıldığı takdirde 2040 teknik hedefidir. Ortalama artık 1800 seviyesi Borusan Yatırım'ın teknik hedefidir arkadaşlar. Yani direncidir diyelim. 1800 direncini aşabilirsek yolumuza çok hızlı bir şekilde devam edebiliriz Borusan Yatırım'da. Şimdi 60 dakikalık grafiğine de şöyle bir bakalım. Grafiği sıfırlıyoruz arkadaşlar. Burada karşımıza ne çıkıyor ona bakalım şimdi. Değerli dostlar, 60 dakikalık grafikte bakınız şöyle bir görüntümüz var. Borusan Yatırım'da bir bayrak görüntüsü diyebiliriz. 3 aşağı 5 yukarı bir filamadan ziyade. Ki aşağı yukarı aynı sonuçlardır arkadaşlar. Bakınız burada kırılım sonrasında değerli dostlar yukarı gitme potansiyelimizi alıyoruz. Şuraya bırakıyoruz arkadaşlar. Bizim teknik açıdan baktığımızda buradaki formasyonun hedefi 2347 seviyeleridir. Ha, buraya lop birden gidecek halimiz yok. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak aşmamız gereken direnç burada. Hemen şöyle alalım burayı. Aşmamız gereken direnç arkadaşlar 1779, yani 1800 direncini bir kenara koyuyoruz. Bu bir arkadaşlar. 1800 kırıldığı takdirde burada 2040'ı görüyoruz olacağız arkadaşlar. Burayı aşmamız halinde değerli dostlar 2347'deki buradaki bayrak teknik hedefi arkadaşlar karşımıza çıkmış olacak. Peki Borusan Yatırım'ı değerlendiriyoruz. Hiç aylık bakıyor muyuz Borusan Yatırım'a? Bir de aylık bakalım arkadaşlar. Dolar bazlı bakalım. Borusan Yatırım diyoruz şimdi. O Fibonacci noktasına dikkat edeceğiz. Yani buradan bir düzeltme gelebilir. Bunu da normal karşılıyoruz arkadaşlar. Çünkü teknik bir hedefine vardıysa buradan olası geri çekilmeler olacaktır diyoruz. Şimdi Borusan Yatırım'ın daha önce de çizdik. Haftalık arkadaşlar böyle bir direnç noktamız var. Şunu biraz daha güncelleyelim. Şöyle minimize edelim. Şöyle bir çizimleri bir kaldıralım. Borusan Yatırım'da karşımıza çıkan şöyle bir direncimiz var arkadaşlar. Yani bu haftayı bu direncin üzerinde geçirebilirsek takriben 1775 arkadaşlar 1800 bantlar ideal bir rakamdır. 1800 seviyesi üzerinde geçireceğimiz bir kapanış bizi çok güzel yerlere getirebilir değerli dostlar. Oldukça da güzel bir fincan kul formasyonu söz konusu diyebiliriz. Evet değerli dostlar, görüldüğü üzere bakınız bir tepede oluşmuş oluşmamış çok da önemli değil arkadaşlar. Bir fincan kul var mı burada? Var. O zaman ona bakacağız. Ortalama hedef fiyatlarını koyacağız şu şekilde. Dip seviyemiz kaç arkadaşlar? Ortalama şöyle alalım. Şu şekilde alalım burayı. Şu renk tonlarını bir değiştirelim. Siyah yapalım. 304 bantları buradaki ilk dip bölgemiz. Tepemiz kaç? 1000. Arada 700'lük fark var arkadaşlar değil mi? Şimdi kırılım sonrasına gideceğiz. 700'lük fark aldık mı? Yani 700'lük fark neresi arkadaşlar? Şu dip ve tepe bandı arasında 700'lük bir fark var. Burası 1800 kırıldı diyelim arkadaşlar. 1800 kırıldı diyelim. Bakın arkadaşlar, 1800 artı 700 normal teknik buradaki fincan kul formasının hedefi 2500 olur arkadaşlar. Ama biz diyoruz ki 1800'den alsın kardeşim. Öncelikli olarak şuradaki derinliği alalım. 700. Bakın arkadaşlar 700.
1400-700. Yani 2000'ler falan. Şuradaki minörün kulp derinliği 2000'ler falan. Evet değerli dostlar. Çok önemli bir noktada. Bakalım bu hafta bu kapanışını yapabilecek mi? Bu 1800 bandı üzerinde kapanışını yapabilirse Borusan Yatırım yeni zirvelere koşarak gidecektir arkadaşlar. Dolar bazlı görüntümüze de bakalım hemen. Bakın burasının çok güzel bir fincan kulp görüntüsüyle bizleri karşılıyor. Oldukça muhteşem bir tablo burada da hakim durumda arkadaşlar. Yani her yönüyle olumlu değerlendirilebilir. Yani Borusan Yatırım'ın haftalık grafiğine baktığımız zaman çok net bir şekilde gözüken bir formasyon var arkadaşlar. Bakınız burada bir formasyonumuz var. Bir Tobo formasyonuna gidiyor. Onun için de yine ne yapıyoruz? Olumlu değerlendiriyoruz. Bakın şöyle sol omuz. Bakınız baş ve buradan sağ omuza doğru hareket beklentisi içerisindeyiz Borusan Yatırım'da. Total görüntüde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Peki şuradaki düşen kırılımı ne şekilde? Ona da bakalım. Biraz daha detaylandıralım. Evet. Dolar bazında da yine düşen kırılımı geldiği takdirde gerçekten önünün ciddi anlamda açılabileceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Çünkü tekne çok uygun ilerliyor. Oluşumlar eşliğinde devam ediyor Borusan Yatırım. Yön yukarı bir Tobo formasyonu haftalık dolar bazlı grafiğimizde de mevcut durumda diyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur videomuz. Ara ara bakalım bu Borusan Yatırım'ın bu dolar bazlı grafiği oldukça hoşuma gitti arkadaşlar. Bazen TL bazlı grafikler çok zirve yapabilir. Dimdik böyle Eyfel Kulesi gibi gidebilir ama dolar bazlı iş farklıdır. Oluşumlar vardır. Bizim görmediğimiz TL bazlı da onları buradan görebiliriz arkadaşlar. Çünkü dolar bazlı grafikler gerçekten bizlere görülmeyen, gözükmeyen teknik doneleri sunabiliyorlar. Onun için takip etmekte fayda var diyoruz arkadaşlar. Değerli dostlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tekli videolarımıza devam ediyoruz. Tekli videolara ve canlı yayına yön vermek için lütfen katıl üyeliklerini yapın arkadaşlar. Minimum düzeyde bir üyelik yapmanız dahi yeterli olacaktır. Burada canlı yayınımıza ve bu tekli videolara yön verebilmek adına. Onun dışında yine Kral Destek desteğine asıl sayende kazandığım katıl üyeliklerini yaparak da yine Scalping ve WhatsApp üzerinden birebir diyaloğu bizlerle kurabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.